Selam, ben Mustafa Aslan. İyi ve güzel insanların kanalı, yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla da karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşımız Hamdi Bey'in aralığında kovan hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kovanların bir kısmını oğul yakalamak için kullanacağız. Aralığımızda oğul yakalamak için nasıl kovan hazırlanır? Bu programda size onu anlatacağım. Hamdi Bey, böyle biraz yakınlaşırsanız. Önce kovanımızı hazırlıyoruz. En az 5 çıta petek takılmış, temel petek ya da işlenmiş petek takılı çıtalarımızı kovanımıza yerleştiriyoruz. Ve kesinlikle bir tane de yanına suluk ilave ediyoruz. Suluğu koymamızın nedeni şu: oğul arısı buraya geldiği zaman yavru atması gerekiyor. Ve taşıdığı önce balı peteklere boşaltacak, sonra çalışmaya başlayacak. Ama onun için de bala ihtiyacı var. Biz de buraya şerbeti ona takviye için koyacağız. Şerbeti de onun için koyuyoruz ki arıya takviye olsun. En az 5 çıta koyuyoruz. Biz de işlenmiş petek çok olduğu için 9 çıta koyduk. Bunları tarlanın değişik yerlerine, 2 metre yükseğe, ağaç varsa ağaçların üzerine, yoksa bir kayanın üzerine koyacağız farklı yerlere. Sağdaki soldaki oğul veren arılar bunun kokusunu alsınlar, gelip bu kovana girsinler istiyoruz. Onun için 5-6 tane kovan hazırladık. Bir oraya koyduk, bir buraya koyduk. Hamdi Bey, burayı da gösterirsem. Bunu da koyacağız. Tarlanın içindekini gösterebilir misin Hamdi Bey? Oralara koyduk. Burada var. Aşağıdaki tarlanın içindekini gösterebilirsin. Arkaya koyduğumuz var ya, onu da gösterebiliriz. Şunu yakından gösterelim istersen. Hamdi Bey, buraya bak. Şimdi en az 5 çıta dedik. Biz buna 6 çıta koyduk. Biraz suluğunu koyalım. Hemen yanına da suluğunu koyuyoruz. Altı çıta gördüğünüz gibi. Uçuş tahtasını açıyoruz, daraltıyoruz. Uçuş tahtasını daraltıyoruz. Varsa pamuktan bir bez örtüyoruz üstüne. Kapağımızı kapatıyoruz. Bu şekilde oğul arısı için tuzaklarımızı kurmuş olduk. Tarlanın içine koyacağımızı da yerden 2 metre yukarıda olursa çok daha avantajlı olur. 2 metre yükseklik idealdir. Eğer yoksa böyle L şeklinde bir ağaç yapıp kovan üstünde taşıyabilecek şekilde toprağa çakarız. O şekilde de yaparız. Yoksa bizim oraya yerleştirdiğimiz gibi tarlanın içine direkt de koyabiliriz. Bu şekilde oğul arısını yakalamak için işlemlerimizi bitirmiş oluruz. Bugün sizin de gördüğünüz gibi kovanları sağa sola yerleştirdik. Bir dahaki gelişimize bakacağız. Bakalım oğul arısı girmiş mi? Girerse karımız olur. Girmezse zararımız olmaz. Sadece küçük bir çalışma yapmış oluruz. Şimdilik videoyu burada kesiyorum. Yarın geldiğimizde, daha sonra geldiğimizde bakalım oğul girmiş mi? Şimdilik bu kadar. Merhaba dostlar. Daha önceki çekimlerimizde söylemiştim. Sağa sola oğul yakalamak için kovan bıraktık, tuzak olarak dedim. Ertesi gün geldiğimizde gördük ki bu kovanımıza oğul girmiş. 4 çıtaya basan bir oğul girmiş. Hemen yanına çıtasını koyduk. Şuruplu daha önceden koymuştuk. Şerbetini verdik. Böyle yakın gelirse Hamdi Bey gösterebiliriz. Bu şekilde bir oğul elde etmiş olduk. Sakince açıyoruz. Şurubu verdik gördüğünüz gibi. Arı çalışıyor. Bu kendi gelen bir oğul oldu. Allah bereket versin. Kısa günün kârı. Bu şekilde de oğulları yakalayıp arılığımızı zenginleştirebiliriz. Şimdi kapatalım. Sakince kapatıyoruz.
Gördüğünüz gibi dostlar, kaçan oğulları bu şekilde yakalayabiliriz. Bu kendi oğlumuz olabilir. Dağdaki serbest yaşayan oğul da olabilir. Bu şekilde oğulları yakalayıp koloni sayımızı çoğaltmış. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.